Sayın seyirciler, mecliste de bütçe görüşmeleri yapılıyor. Son gün artık oylama yapılacak. 2016 bütçesi görüşülen bütçe. Arkadaşımız Fatih Ertürk orada. Yanında konuğu da var. Meclisten gündemi değerlendirsin. Çünkü bütçenin de önüne geçen tartışma konuları var. Ki onlardan birisi az önce haberini paylaştığımız HDP'li 5 milletvekiliyle ilgili fezlekelerin meclis başkanlığına verilmesi. Oradan da Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na iletilmesiyle ilgili. Başbakan Davutoğlu'nun da konuyla ilgili açıklamalar var. Meclis Başkanı ile bu konuyu görüşeceğim diye. Bunun dışında hangi konu başlıkları var? Arkadaşımız Fatih Ertürk'e sözü bırakalım ve konuğuna. Rahmi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün senin de bahsettiğin gibi gündem gerçekten çok farklı. Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Milletvekilleri bütçe konusunda söz alıyor. Teknik olarak çok fazla bütçe üzerinde konuşma yapan yok. Genelde güncel konular, terör konuları, dokunulmazlıklar ve Türkiye'nin dış politikası ile ilgili söz alıp çok kısa bir şekilde de bütçeyi değerlendirip yerlerine oturuyorlar. Bütçe geçecek. Bütçeyle ilgili zaten biraz önce senin Sayık Böke'nin de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın konuşmaları vardı. Sorulara yanıtları vardı. Yanında Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili var. Haluk Pekşen. Aynı zamanda Balyoz davasının avukatlarından iyi bir hukukçu ve bu dokunulmazlıklar konusunda özellikle bilgi sahibi. Biz kendisini bugün konuk ettik. Hoş geldin Sayın Pekşen. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi tabii tartışılan 5 milletvekili. Bunların ikisi eş genel başkan. HDP'nin omurgasını oluşturan milletvekili. Sırrı Süreyya Önder gibi. Ertuğrul Kürtçü gibi yine çok eski devrimci sol mücadeleden gelmiş bir isim var. Ancak genel olarak tabloya baktığınız zaman nasıl görüyorsunuz bu süreci? Bu Adalet Anayasa Adalet Karma Komisyonu'ndan geldikten sonra ne kadar sürede görüşülür? Genel kurulda nasıl bir tablo oluşur? Siz içeriden, kulislerden aldığınız bilgiler nasıl? Şimdi Fatih Beyciğim, önce şunu bir ayıştırmak lazım. Çok önemli. Hukuk insanların niyetleriyle, amaçlarıyla ilgilenmez. Zaten ceza hukuku amaç ceza hukuku değildir. Ceza hukuku eylemle ilgilenir. Yani yasanın suç saydığı eylem her neyse onun ceza hukuku normlarıyla karşılaştırılmasında ortaya çıkacak olan hukuki sonuca bakarız. Yoksa insanların niyetleri, amaçları, ütopyaları ceza hukukunun konusu olamaz. Şimdi ne yazık ki siyaset çok köşeye sıkıştığı zaman kamuoyunun gündemini işgal edecek böyle konular bulabiliyor. Böylesine siyasetin hukuku da kendi gündeminin içerisine sokması o hukuk düzenine, ceza adaleti sistemine de büyük zararlar vermekte. Türkiye bunları yaşadı ve gerçekten çok ağır sonuçlar oluştu. Yani bu geçmişimizde, özellikle yakın geçmişimizde ceza adaleti sistemi içerisinden siyaset yapmanın nasıl büyük bir maliyette Türkiye'ye mal olduğunu hep beraber gördük ve bundan ders aldık. O halde şimdi parlamento gündemine gelmesi söz konusu olan bu dokunulmazlıklarla ilgili süreç içerisinde mutlaka ceza hukuku, ceza adaleti normlarıyla örtüşen bir sürecin takip edilmesi gerekiyor. Bunu da hukuk yönlendirmeli. Yoksa siyasi söylemlerle ülkenin siyaseten gündemini belirlemek için böyle bir yola girilmesine gerçekten girilmesi doğru olmaz ve sonuçları da yine geçmişte olduğu gibi ağır olur. Şimdi fezlekelerin parlamento gündemine geleceği konuşuluyor. Bunlar ilgili komisyona gelecek. Komisyondan da genel kurula indirilecek. Genel kurul tabii bu milletvekillerinin yargılanmalarına ilişkin dokunulmazlıkların kaldırılması ve sonrasında da işte ilgili mahkemelerde yargılanmaları bir süreç. Ama burada tabii genel kurula gelecek olan iddiaları da önemli. Hangi iddialarla gelecek, nelere bakılacak? Bence mümkün olduğu kadar bunu hukuk zemininde tutmak lazım. Yani gelecek olan iddianameleri, fezlekeleri iddianameye dönüşmezden önce hukuk zemininde değerlendirip ona göre karar vermek lazım. Geçmişte 90'lı yıllarda böyle bir süreç yaşandı. Türkiye o süreçte iyi bir sınav vermedi. İyi bir sınav vermedi. Ama şu kesin ve açık ki gerçekten yasanın suç saydığı bir eylem varsa ortada, o zaman herkes bu eylemin karşılığındaki hukuksal sürece katlanmalıdır.
Adalet herkes için mutlaka gerçekleşmelidir. Hiç kimse adaletten kaçacak yol ve yöntemleri dokunulmazlık zırhının arkasına saklanarak denememelidir. Ama sırf insanların belli bir siyasi düşüncede oldukları için, belli bir ideolojinin arkasında oldukları için de hukukta, yasada olmayacak bir şekilde siyaseten de yargılanmaları ceza adaleti açısından doğru bir yöntem değildir. Sayın Vekilim, peki mesela haklısınız dediğinizde de Ankara'da 29 insanı katleden bir bombacı var. Bu kendini patlattı ve 4,5 yaşında çocuklar, bir çocuk Buse'den kızımızın bir gözü hala kör. Yani birçok insan hala bu travmayı atlatamadı, canını veren oldu, yaralanan oldu. Parlamentoda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmiş bu çatı altında bir milletvekilinin bir bombacının evine taziye ziyaretine gidip 29 kişiyi katleden, susuz insanı öldüren bir siyasetçinin, bir parlamento üyesinin hakkında bir dokunulmazlık gönderilmesi ya da böyle bir iddiada bulunması hukukun içinde değil mi sizce? Şimdi ceza adaleti sistemi açısından söylenecek şey şu. Bu eylem hakkında net bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii bunu söyleyene kadar da durumumda bir değişik olacağını da ifade ederek söyleyeyim. Evet. Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle bu konuya ilişkin soruşturma komisyonlarında görev yapacak olan milletvekilleri daha önce o konuda kamuoyuna bir görüş bildirmişlerse bu durumda o komisyonlarda görev yapmaları söz konusu değildir. Ben şimdi görüşümü bildireceğim için böyle bir komisyonda bundan sonra herhalde görev almam söz konusu olamaz. Bahsettiğiniz durum çok açık bir Türk Ceza Kanunu açısından suç. Çok açık, net bir suç. Eylemler asla da inkar edilmiyor. Eylemin bizzat kendisi tarafından icra edildiği, yani doğrudan o terör eyleminin sonuçlarında kendisinin de bu olayın içerisinde var olduğu. Bunun bir insani duyguyla izah edilmesi mümkün değil. Ne insani duygusuymuş bu? Nasıl bir insani duygu? 29 tane insanı katledeceksiniz, 61 kişiyi yaralayacaksınız, alçakça bir ihanet olacak ve bu ülkenin birliğine, dirliğine ihanet edecekler ve ondan sonra siz onun evine taziye ziyaretine gideceksiniz. Giderseniz sonuçlarına katlanırsınız. Ceza hukuku dünyanın her yerinde bu. Yalnızca Türkiye'de değil. Bu dünyanın hangi ülkesinde alırsanız alın. Çağ dışı olan ülkelerde, Afrika'da bile, dünyanın en az gelişmiş ülkesinde bile böyle bir eylem ceza hukuku açısından suçtur ve mutlaka cezalandırılır. Türkiye bu kadar lalet tayin, ceza adalet sisteminin bu kadar görmezden gelindiği, bu kadar meydan okunacak bir ülke değildir. Hukuka meydan okursanız okuduğunuz meydanın sonuçlarına katlanırsınız. Peki bu 5 gelen isim, ki Tuğba Ezer daha gelmedi ama Adalet Bakanlığı şu an öncelik olarak onun da gönderilmesi söz konusu, hızlandırılmış işlemleri. Peki mevcut 5 milletvekili, ikisi eş başkan, onlar hakkındaki hukuki durumu nasıl görüyorsunuz? Önemli olan fezlekenin içeriğinin neye yaslandığı. Ona bakmak lazım. Evet. Şimdi diğerleriyle ilgili durumu bilmek lazım. Fezleke nereye yaslanıyor? Ne yapmışlar, ne demişler, ne konuşmuşlar? Onlara bakmak lazım. Orada şu var. Yani o 5 milletvekili teröre yardım, yataklık vesaire bir iddiayla geliyorsa, o zaman AKP'nin içerisinde çok fazla var bunlardan. Niye? Çünkü o kadar çok söylem var ki bunlara ilişkin. Valilere talimat verdik. İşte biz terör örgütüne, kendisine çeki düzen versin diye fırsat verdik gibi bir sürü beyan var. Onun için Türkiye'de parlamento içerisinde çok sayıda milletvekili yargılanır hale gelecektir. Onun için çok ciddi bir ayrıştırma yapmak lazım. Bu ayrıştırma içerisinde gerçekten siyasi kaygılarla değil, hukuki gerekçelere yaslanmak lazım. Yani hukuk adına bu insanların ceza adaleti sistemindeki normları ihlal ettikleri, o normların ihlallerinin karşılığında bir fezlekeyle de parlamentodan yargılanmalarına ilişkin izin istenildiği durum söz konusuysa elbette parlamento bunun gereğini yapmalıdır. Peki efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı ne olacak ki AKP içinde de bazı eleştiriler var. Daha doğrusu Doğu ve Güneydoğu milletvekilleri, kökenli milletvekilleri 21 Mart Nevruz öncesi böyle bir şeyin yanlış olacağını, sonraya bırakılması gerektiğini, zamana yedirilmesi gerektiğini söyleyenler var. HDP'nin iki eş başkanının işte dokunulmazlığını kaldırıp yargılanmasının, daha sonra milletvekilliğinin düşürülmesine yol açacak sürecinin başlatılmasının Türkiye yeni sıkıntılara yol açacağını söyleyenler var. Nedir Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani şu an bir tavır, tutum, takıma söz konusu değil ama ben mesela görüştüğüm milletvekilleri grubun serbest bırakılmasının doğru olacağını söylüyorlar. Siz nasıl gördünüz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben şöyle düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu zaten net bu konuda. Bizim
bugüne kadar söylediğimiz şey şu. Türkiye bir hukuk devletidir. Anayasa, bu ülkenin anayasası hala çok ciddi bir düzenleme içerisindedir. Anayasa içerisindeki sistem işleyecektir. Anayasanın atıf yaptığı şekilde iş tüzük hükümleri yürüyecektir ve sonrasında ceza hükümleri işletilecekse bunlar işleyecektir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi hukukla siyaseti birbirine karıştırmamaya özen gösterecektir. En büyük dikkatimizi burada göstereceğiz. Hukuk ne söylüyorsa onun söylediği yolda yürüyeceğiz. Hukuka uyarlı bir düzene bakacağız. Yoksa buradan siyaseten sonuç çıkarma, Türkiye bunu aşmalıdır. Artık hukuki eylem ve işlemlerde, yani az önce söyledim, ceza hukuku insanların amaçlarıyla ilgilenmez, niyetleriyle ilgilenmez, eylemlerine bakar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hukuk devletinin var olması, bu hukuk devletinin bugüne kadar yakalaması gereken o uluslararası normlarda olması için mutlaka hukuk normuna bakacağız. Hukuk normu neyi gerektiriyorsa ona ilişkin bir karar almaya özen göstereceğiz. Yoksa siyaseten buradan şöyle bir karar alırsak, oylarımızı şu kadar artırırız, şu kadar azaltırız, bunlara bakmayız. Adalet bunlarla meşgul olmaz. Adalet siyasi sonuçlara bakmaz. Adalet hukuki sonuçlara bakar ve biz hukuki sonuçlara bakacağız. Burada 21 Mart vesaire deniliyor ya, orayı asıl Fatih Bey, söylenmesi gereken şey şu. Bakın, AKP'nin gündeme ilişkin konularına bir dikkat etmek lazım. Gündeme konular ne zaman geliyor? Bakın, 250 bin turizmde çalışanımız işsiz kaldı. Türkiye turizmde büyük çöküş yaşıyor. Niğde'de insanlar sokaklarda isyan etmişler. Patatesleri tarlada çürüyor. Bir ay içerisinde bu patateslerine ilişkin bir çözüm üretilmezse ne yazık ki çöp olacak ve o insanlar büyük mağduriyet yaşayacaklar. Karadeniz'de fındık 7,5 liraya 8 liraya düşmüş. Karadeniz'de büyük mağduriyet içerisinde. Muğla'da, Fethiye'de insanlar seradaki domateslerini artık bırakmışlar. Çürüsün diye oralarda perişan. Denizli'de tekstilci aynı durumda. Gaziantep'te ihracatçı aynı durumda. Yani artık yönetemiyorlar ülkeyi. Bunu bu televizyonlardan, Halk TV ekranlarından günlerce, aylarca söyledik. Dedi ki bu AKP bu ülkeyi tek başına iktidarda olsa, %60 da oy alsa yönetemeyecek. Çünkü bu AKP'nin bu ülkeyi yönetme kabiliyeti bitmiştir. Sandık sonuçları onlara iktidar yapabilir, hükümet yapabilir ama bu ülkeyi yönetecek iradeyi, iktidarı onlara sağlamaz. Yönetemiyorlar. Yönetemeyince her gün yeni bir gündem belirleniyor. Anayasayı tanımıyorum diyor. Anayasa ona kendisini tanıtıracak. Efendim işte Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum. Efendim dokunulmazlıkları kaldıracağım. İdam cezasını getireceğim. Her gün birbirinden daha absürt bir gündemle ülkenin gerçek gündemini kamufle etmeye çalışıyorlar. Her gün yeni bir şey öğreneceksiniz. Her gün Erdoğan yeni bir şey söyleyecek. Mesela işte o şey camide bira içtiler yalanına yeni bir yalan daha eklendi biliyorsunuz. Atatürk Orman Çiftliği'nde küçücük çocuklar efendim ellerinde bira şişeleriyle geziyormuş. Ya niye biz görmüyoruz? Bunu niye bir tane Ankaralı herhangi birisi görmedi de Sayın Cumhurbaşkanı gördü? Çünkü gündemde sıkıştı, köşeye sıkıştı. İnandırıcılığı kalmadı. Halk nezdinde inandırıcılığı kalmadı. Türkiye'de, Anadolu'da hiçbir yerde yok artık. Gidemiyor. Afrika'ya gidiyor, Muz Cumhuriyetlerine gidiyorlar. Gündemi Türkiye üzerinden belirliyor. Giderken de atıyor. Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum. Şimdi Türkiye bunları konuşur diye. Biliyor. Sazan gibi atlayacaksınız. Atlamayacağız. Halkın gündemi belli. Halk gırtlağına kadar borca batmış. Kredi kartları faizi bataklığı içerisinde. Esnaf perişan. Çiftçi perişan. İhracatçı perişan. Rusya'da turizmci büyük kaybetti. Oteller kapanıyor. Yani böyle bir gündemde siz önünüze konulan tuzak gündeme düşerseniz işte ondan sonra da böyle suni gündemlerle boğuşursunuz. Düşmeyeceğiz bunlara. Anladım. Sayın Vekilim, son bir soru, çok kısa bir cevap istiyorum. Demin AKP kulisinde milletvekilleriyle konuşurken HDP'nin dokunulmazlık dosyaları reise başkanlığın yolunu açar dediler bana. Hı hı. Ne demek bu? Şimdi bakın, yani kim reis kim bilmiyorum ama. Cumhurbaşkanından bahsediyor. Reis mi adı? Öyle diyorlar. Neyin reisiymiş? Bilmiyorum, o yani milletvekili onu öyle söyledi de reise dedi, başkanlık yolunu açar dedi. Anladım. Ben size şunu söyleyeyim Fatih Bey. Yasalar işleyecek Türkiye'de. Ve emin olun şu çok açık ki. Yüce Divan yolu açıldığı anda Türkiye'nin kaderi önü açılacak. Türkiye bu sıkışmışlıktan, bu problemden kurtulacak. Türkiye'nin en büyük problemi, bakın yıllardır söylüyoruz burada. Özellikle son 2 yıldır çok altını çize çize söylüyoruz. Türkiye'nin en büyük problemi bizzatihi Tayyip Erdoğan'ın kendisidir. Türkiye Tayyip Erdoğan problemini çözdüğü anda,
bu ülkenin önü açılır ve bu ülke uçar. Bütün bu ekonomik sıkıntılar, bütün bu siyasi sıkıntıların birincil müsebbibi Tayyip Erdoğan problemidir. Yani HDP'nin dosyaların üzerinden başkanlığa çıkması mümkün mü? Yani referanduma yönelik çalıştığı söyleyeyim. Kendi bize de söylüyorlar mesela. Bazı şeyler bizim de kulağımıza geliyor. Sürekli geliyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı AKP içerisinde de çok ciddi rahatsızlık yaratıyor. Emin ol, birçok milletvekili AKP'nin bu vesayetten kurtulması için kendi işlerinde arayış içerisindeler. Bunu AKP'nin çözmesi gerekiyor. Parlamentonun bunu çözmesi gerekiyor. Parlamentoda artık bir Recep Tayyip Erdoğan ağırlığı yok. Buna emin olun. Ne muhalefet milletvekillerinde ne de iktidar milletvekillerinde. Bazı fanatik milletvekilleri bu yönde beyanlarda bulunuyorlar. Bunu görüyoruz. Ama genel olarak parlamentoda inanılmaz bir rahatsızlık var. Parlamento yavaş yavaş buna ilişkin reflekslerini gösterecektir. Ben önerimi hala saklı tutuyorum. Evet. Burası hukuk, bir de hukuk devletidir. Anayasamız çok açık. Böylesi bir durum içerisinde devam etmek mümkün değildir. Cumhurbaşkanının bu görevden azledilmesi için mutlaka 110 imzayla Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne gitmeli ve bu Tayyip Erdoğan sorunundan Türkiye kurtulmalı artık. Efendim çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet Rahmi Aygün, geçmiş programlarda da söylemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Cumhurbaşkanı hakkında suç duyurusunda bulunmaya teröre yardım ve yataklıktan dolayı hazırlanıyor diye. Yeni bir şey daha, 110 milletvekiliyle Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne Cumhurbaşkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili başvuru hazırlığında bulunabileceğini Sayın Pekşen burada bize açıkladı. Parlamentoda işler devam ediyor Rahmi. Bizden şimdilik bu kadar.